Arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yeni bir eğitim serimizde beraberiz. Şu şekilde düşünülmesini ya da yorumlamanızı üzülürüm. İşte birden fazla eğitim serisi var ama hiç tamamlanmıyor şeklinde düşünmeyin lütfen. Ben bunları zamanımız kaldıkça, zaman oluşturdukça kendimize sizlere iletmeye çalışacağım, devam edeceğim. Bu eğitim serimizin önemi ve konusu web API'ları kullanarak .NET MAUI'da ince ayrıntılı güzel bir emlak sitesi yapacağız arkadaşlar. Hepsi burada o kadar andıracak ama o kadar da profesyonel bir şey yapamayacağım için çok büyük bir geniş zaman gerekiyor. Ama güzel UI tasarımlı, database'i Azure'da olan, uygulaması Azure'da olan güzel bir şekilde yardımcı olacağım. İlk olarak ben Azure hesabımı oluşturdum, zaten vardı. Oluşturmanız için yapmanız gereken, şuraya Azure yazdığınızda zaten sizi yönlendirecektir. Azure account diyebilirsiniz. Try free account dersiniz burada arkadaşlar. Ve buradan start free deyip ilgili kısımları devam edebiliyorsunuz. Benim zaten bir hesabım şu an hala hazırda olduğu için bana bunu veriyor. Ama siz devam ettiğinizde oluşturabilirsiniz. Ben buradan kaynak oluştur diyerek bu videomuzda bir web uygulaması nasıl oluşturacağız Azure hesabında, ona değineceğim. Oluştura tıklıyorum bir defa. Bana bu web uygulamasını oluşturabilmem adına ekrana getirecek temel ayarlar, dağıtım kısmı, A izleme kısımları var. Temel ayarlardan başlıyorum. Şu kısımda herhangi bir kaynağım var tabii ki ama bunlar benim oluşturduklarım. Biz yeni oluştur diyerek buraya emlak sitesi diyebiliriz. Tamam diyorum buraya. Tamam dedikten sonra aşağı iniyorum. İsmi ne olacak? Emlak app olsun ismi. Bakalım var mıymış, yokmuş. Emlak app olarak ismi olabiliyor arkadaşlar, problemimiz yok. Çalışma yığını tabi bizim .NET teknolojimize, paketimize göre değişiyor. Ben 7 kullanıyorum, siz kendi kullandığınız .NET sürümünüzü buraya işaretleyebilirsiniz. .NET 7'yi seçtim. Tabi .NET 7 ile gitmeniz sıkılmamanız açısından ve birebir eğitimi takip etmeniz açısından bence çok önem arz ediyor. Şimdi Central US seçtim ben. Problem yok. Ve buraya geldiğimde gözden geçir diyeceğim. Sonra oluştur butonuna tıklayacağım. Evet, devam ediyorum. Gözden geçir diyorum ilk olarak. Evet, doğrulanıyor şu anda. Oluştur butonu geldi. Burada da ayrıntılarınız yazıyor. Abonelik buymuş. Emlak sitesi. Adı emlak. App kullanacağım. Framework.net 7. Aşağısında da servis planı izleme geliyor. Oluştur diyerek şuradaki dağıtım başlıyor gördüğünüz gibi. O birazdan tamamlandığında, özür dilerim. Onu pinleyerek sabitleyeceğim dashboard'uma. Hala devam ediyor. Bekliyorum tamamlanmasını. Evet arkadaşlar, tamamlandı. Şuraya tıkladığımda panoya sabitliğe tıklıyorum. Ve bunu My Dashboard'a sabitlemesini söylüyorum. Sabitledikten sonra bu sayfayı kapatsam da benim artık şuradaki panomda gelecektir. Şu şekilde bakıyorum. Emlak App geldi arkadaşlar burada. Emlak App'e tıkladığımda bu oluşturduğum uygulamanın özellikleri gelecek. Bu dersimizde sadece web uygulaması oluşturma ve bunu publish edeceğim
dosya indireceğim. Sebebi de şu, biz bir web API yazacağız. Orada bunu publish edeceğiz arkadaşlar. O açıdan buradaki web uygulamam önemli. Ben Azure'da barındıracağım ama kod kısmı, projem kısmı açtığınızda ne yapacağımızı göreceğiz. Onu da çok uğraşmayacağız. Hazır bir kaynak var elimde, web API. Orada bir publish işlemi yaparak işlemlerimize devam edeceğiz hızlıca. Yayınlama profilini indiriyorum. Yine masa üstüne alabilirim bunu. Emlak yap şeklinde. Kaydet dediğimde bu publish edilmeye hazır dosyaymış oldu. Bu dersi çok uzatmayalım arkadaşlar. Uygulama nasıl oluşturulur? En basit manasıyla publish profile nasıl indirilir? Bunlardan bahsettik. Diğer dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz işlemlerimize, yapılandırmalarımıza.